İlişkin, Türkiye'yi devreden çıkarmak için geliştirdikleri stratejileri öğrendim. Yukarıdan Rusya üzerinden Kafkas doğalgazı ve petrolünü, aşağıda ise Suriye üzerinden Orta Doğu petrol ve doğalgazını Avrupa'ya katarak Türkiye'yi devre dışı bırakmak istiyorlar. Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonundan dolayı İran ve Suriye, Türkiye'yi zor durumda bırakmak için her türlü işbirliğinin yollarını arıyorlar. Azerbaycan, Kafkasya'da Rus ve İran emperyalizmine karşı büyük bir mücadele veriyor. Rusya, Azerbaycan'ı gümrük birliği gibi bir yapıya sokup sömürmek için her türlü yolu deniyor. Azerbaycan, enerji ve doğalgazda Rusya'dan bağımsız politikalar oluşturuyor. Bu politikalar, Rusya'nın küresel güç olma durumunu tehdit eder nitelikte. Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı ile TAP projesi, Azerbaycan'ın dünya enerji siyasetinde önemli bir rol oynuyor. Bu projeler, Azerbaycan'ın ekonomik bağımsızlığı anlamında hayati öneme sahip. Aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomik ve stratejik olma özelliğine haizdir. Ayrıca bu projeler Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte enerjide global aktör olmasını sağlayacak. Azerbaycan'ı ne Azerbaycanlılar kimseye yedirir ne de biz buna izin veririz. Bunun için gereken her riski alırız. Bizim küresel güç olmamız için milli güç unsurlarımızı ve kaynaklarımızı birleştirmemiz lazım. Türkiye'nin bölgede küresel güç olması için kendi içindeki milli birlik ve bütünlüğü sağlaması lazım. Mezhepsel ayrımcılık Türkiye'ye bölgede olan güveni sarsıyor. Diğer mezheplerden olan unsurların güveninin tekrar kazanılması lazım. Türkiye'nin yakın gelecekteki en büyük meselesi mezhep ayrışması. Alevilik meselesini çözmek için Alevi vatandaşlarımızla birlikte projelerimizi bir an önce hayata geçirmemiz lazım. İran ve Almanya'nın toplumsal barışımızı iç savaşa kadar sürükleyebilecek faaliyetlerine ancak böyle engel olabiliriz. Türkiye son 20 yıldır yaptıklarıyla bölgedeki Sünni devlet algısını değiştirmeye başladı. Orta Doğu'daki olaylara yaklaşımı ve gösterdiği çözüm iradesiyle Şii topluluklarının sorunlarına çözüm arayışı içinde olduğunu göstererek İran'ın bu konudaki hegemonyasını kırmaya başladı. Sami Bey haklı. Fakat en son Suriye meselesinde Türkiye yine Sünni koalisyonunda algılandı. İran bunun propagandasını yaptı. Burada Türkiye mezhepsel bir yaklaşım içerisinde bulunsaydı, Amerika en başta Suriye'yi terörist devleti ilan ettiği ve müdahale etmeyi düşündüğü sırada buna engel olmazdı. Aynı şekilde İran'a müdahale için Birleşmiş Milletler'de hayır oyu kullanmazdı. Biz bölgedeki Müslümanların sorunlarına çözüm bulmak üzere mücadele ettiğimiz için hem Sünniler hem Şiiler tarafından takdirle karşılandık. Şii ve Sünni halk ilk defa Türkiye'yi kendi sorunlarına çözüm arayan devlet olarak gördükleri için bu proje İsrailler ve İranlar tarafından Suriye meselesinde çökertilmeye çalışıldı. Bizim mezhepsel davrandığımıza dair bir imaj oluşmuşsa bu algıyı da değiştirmek için gereken her türlü çalışmayı yaparak konunun mezhepsel değil insani bir duruş sergilemek olduğunu, orada zulmü sadece Sünnilerin ve Şiilerin değil, Hristiyanların da gördüğünü anlatmamız lazım.